Niğde Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Niğde İl Danışma Meclisi toplantılarının ikincisini yaptı. AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan belediye olarak 4 yıl içerisinde yaptıkları hizmetleri anlattı. Başkan Akdoğan konuşmasında 4 yılda Niğde'ye çok güzel hizmetlerin yapıldığına dikkat çekti. Hepinizin bildiği üzere Niğde Belediyesi olarak 4 yıldır sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki mutlaka Niğde Belediyesi'nin yaptığı işlerde halkımızda, teşkilatımızda büyük ölçüde memnun olduğumuzu aslında ben biliyorum. Niğde Belediyesi olarak bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmedik ve bundan sonra hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Niğde Belediyesi olarak bugüne kadar kimseye rant vermedik ve vermemeye de devam edeceğiz. Bizim alnımız açık, başımız dik. Bugüne kadar partimize, teşkilatımıza, belediyemize leke getirecek hiçbir işle iştigal etmedik. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Niğde Belediyesi olarak hiçbir şekilde kötü işle iştigal etmedik. Ne belediye meclislerimiz ne belediye başkanı olarak bizler. Biz hakikaten ben çevre belediye başkanlarımızı dinliyorum. O illeri ziyaret ediyorum. Son 4 yılda baktığımız zaman Niğde Belediyesi hakikaten çok önemli projelerin altına imza attı. Niğde Belediyesi bir defa şunu söyleyeyim. Bütçesini 2008'e göre 2 kat artırdı. 4 yılda. Hakikaten bu büyük bir başarı. Niğde Belediyesi AK Partili belediyecilik döneminde özellikle şunu söylemek istiyorum. 60 trilyon olan borcunu 50 trilyona düşürdü. Yani hiçbir borç yapmadı. İlave borç yapmadı. 10 trilyon borç ödedi. Bu borçları da öderken yine ne yaptı? Milyonlarca liralık da Niğde'mize yatırım yaptı. Baştan sona kadar Niğde'mizin biz ana arterlerinin yollarını tamamen yeniledik. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Kaldırımlarını yeniledik. 2013'te de ne yapacağız? Ara sokaklarını yetişemediğimiz yerleri 2013'te asfaltlamaya devam edeceğiz. 120 bin nüfuslu bir şehirde 125 bin ton asfalt çok büyük rakam. Niye büyük rakam? Biz 2011'de asfalt yaptık. 2011'de asfalt yaptık. 2010'da asfalt yaptık. 2009'da, 2008'de, 2007'de. Hiçbir yıl sadece 2012 hariç hiçbir yıl 125 bin tonu yakalayamamışız. Niğde Belediyesi olarak. 50 bin tonu hiç geçmemiş. Burada 2011'de 50 bin ton. 2010'da, 2009'da, 2008'de ki rakamlar 25 bin ton. Demek ki 2009 rakamına göre biz 2012 yılında 5 kat daha fazla asfaltlama işlemi gerçekleştirmişiz. Hem bu bütçemize biliyorsunuz ciddi bir yük getiriyor ama getirdiği yükün yanı sıra Niğde'de ne kadar asfaltlama gerçekleştirdiğimizde bilinmesi açısından bunu özellikle altını ben çizmek istiyorum. Yine Niğde Belediyesi olarak bakın hiçbir arsa satışı gerçekleştirmediğimiz halde yine 4 yılda 3 trilyonluk arsa kamulaştırması yaptık. Kamulaştırdığımız yerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak orayı şimdi park yapacağız bu sene inşallah. Niğde'mizin giriş olan ki özellikle köy ve kasabalarımızın Kayseri ve Nevşehir Niğde'ye bağlantısı olan yolu asfaltlama işlemini gerçekleştirmiştik. Geçen sene en son asfaltladığımız o orası. Şimdi oranın ne yapacağız? Girişini de parklarla süsleyeceğiz. Ağaçlarla süsleyeceğiz. Üçünü de yenilemiş olacağız. Niğde Belediyesi olarak 121 hektar üzerinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Şimdi gerçekleştirdik demek bitmiş manasına gelmiyor. Önce işe arsayı ele aldık. Hak sahiplerini çağırdı ve Efendi Bey Mahallesi kentsel dönüşüm projesi çerçevesi içerisinde orada oturan hak sahiplerimizin %97'sinin
Bak %97'sini muvaffakatını aldık, imzasını aldık, gönül rızasını aldık. Niğde Belediyesi'yle ne yaptılar? Kat karşılığı arsalarını verme sözleşmesini gerçekleştirdiler. Bir, Niğde'de 6000 tane konut yapılacak. 1500 tane eski konut, gece konutu tipi konutlar yıkılacak. 1500 tanesi. 6000 tane konut yapılacak. 6000 konutun altına yine 900 tane iş yeri yapılacak. İçerisinde sosyal tesislerin olduğu, AVM'lerin olduğu, cazibe merkezlerinin olduğu, 2 tane meydanın olduğu, 1 tane 25 metre, 1 tane 35 metre genişliğinde 2 tane bulvarın olduğu yeni bir şehir oraya kuruyoruz. İşin birinci etabının ihalesi yapıldı. Yapılan ihale çerçevesinde iş alan yüklenici firma geldi. Şantiyesini kurdu. Harfiyatlara başladı. İnşaatlara inşallah Şubat'tan sonra devam edeceğiz. İnşaatlarımız da orada ne olacak? Yükselmeye başlayacak. Yani şunu söyleyebilirim. Niğde'de şu anda 35 bin civarında konut var. Bunun 6 bin tanesi yenilenecek demektir. Hakikaten önemli bu proje. Niğde'mizin ufkunu, vizyonunu öteye taşıyacak, 2023'e götürecek bir proje olarak bunu anlatmak istiyorum. Bunu niye söyledik? Değişik toplantılarda söylüyoruz. Ne oldu? Müteahhit geldi mi? Gelmedi mi? İhale yapıldı mı? Yapılmadı mı? Proje gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? İptal edilmiş gibi değişik söylentiler vardı kamuoyunda. Bu söylentilerin önüne geçmek ve teşkilat mensubu olarak sizler de bu projeyi halkımıza müteahhit geldiğini, işe başladığını anlatmanız babında bunu ben hem sizlerle hem de değerli basın mensuplarıyla burada ne yapıyorum? Paylaşmış oluyorum. AK Parti Niğde İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Niğde Milletvekilleri Alparslan Kavaklıoğlu ve Ömer Selvi de bir konuşma yaptı. AK Parti Milletvekili Ömer Selvi, hizmetlerin amacına ulaşması noktasında herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini anlatırken, AK Parti Niğde Milletvekili Kavaklıoğlu da terör belasının bitirilmesi adına iyi bir iklim oluşturulduğunu söyledi. Çünkü seri bir şekilde seçimlere gidiyoruz. Yani her sene bir seçim olacak. Hatta bazı seçimlerin arasında bir seneden az süre olacak. Şimdi 2014 Mart'ında belediye seçimlerine gideceğiz. Hemen akabinde 2014 Ağustos'unda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gideceğiz. Ya bunlar bu partileri demiyorum. Bu ülkenin sırat köprüleri. Buradaki başarı Türkiye'nin bundan sonraki değil 2023, 2071 vizyonunu belirleyecek sonuçlar. Ola ki bir tökezleme, bir ayak kayması veya başarıda çıtanın düşmesi, inanın Türkiye'de bugüne kadar kazanılmış birçok kazanımı ya durduracaktır ya geriye götürecektir. Böyle bir şeyde kimsenin hakkı yoktur. Çünkü biz sadece bizim şu anda içinde bulunduğumuz toplum ve nesillerle değil, bizden sonra olan nesillerle, hatta şu anda doğmamış, gözlerini açmamış insanlarla sorumluyuz. Çünkü bizim bugün yapacaklarımız, bugün hazırladığımız ülkede bugün doğmamış insanlar yarın doğduklarında yaşayacaklar. Onun için bu sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz lazım ve bildiklerimizi, bütünlüğümüzü hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Türkiye çok büyük bir ülke, çok önemli bir ülke. Ve gündemimizde, ülkemizin gündeminde, ilgi gündemimizde çok önemli meseleler var. Yani ülkenin en üst bürokrasisini ve en üst siyasilerini doğrudan ilgilendiren ve çok ağır mesai yapmasına sebep olan, sürekli çalışmalarına sebep olan çok önemli sorunlar var. Bunların en başında olanı biliyorsunuz terör sorunu. Terör 30 yıldır bu memleketin elini ayağını kelepçeledi. Milli enerjimizi sömürdü. Paramızı aldı götürdü. Yani 300-350 milyar dolar yakın paramız terör sebebiyle heba oldu gitti. Ve şu anda gerçekten çok iyi bir noktadayız ama bu terör belası olmasaydı ülkemiz bugün süper ülkelerden bir tanesi olacaktı. Tabii bunun çok çeşitli sebepleri var. Ama geldiğimiz bu noktada Sayın Başbakanımızın önderliğinde, liderliğinde bu terör belasını Türkiye'nin gündeminden kaldırmak için bir takım gayretler, faaliyetler söz konusu. Bunu istemeyenler hem işte hem dışta elbette var. Fakat
Genel Başkanımız, Başbakanımız açıkladı. Bunu ülkemizin büyük bir kısmı istiyor. Yani bu terör işi artık bitsin istiyor. Bu işten kurtulabilmek istiyor. Bunu ben biliyorum ki biz de istiyoruz. Milli olarak biz de istiyoruz. Biz çok zarar gördük. Canımız yandı bu terör işinden, memleket olarak. İç Anadolu bölgesi olarak. Bundan bir an evvel kurtulmamız lazım. Fakat bunu engellemek isteyen bir takım gayretler var. Bizim kafamızı karıştırmak isteyen gayretler var. Söylenen şeyleri yanlış aksettirmek isteyen, insanların kafasını bulandırmak isteyen gayretler var. İşte nedir bu milli eğitim konusu? Yani Sayın Başbakan dedi ki işte milliyetçilik ayaklarının altında. Bu kesinlikle bu milliyetçilik konusunu arkadaşlar çok iyi algılamamız lazım. Bizim karşı olduğumuz milliyetçilik ırkçılık, kan bağına dayalı milliyetçilik. Biz buna karşıyız. Bizim milliyetçiliğimiz belli arkadaşlar. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Bunu köylümüze, vatandaşımıza çok iyi anlatmamız lazım. Bu iklimi bozmamamız lazım. Bu iklim gerçekten çok zor yakalanan bir iklim. Bu iklimi çok güzel oluşturduk şimdi. İnşallah bu işler hayırlısıyla anımızın hakkında çıkacağız. Bu terör binasını ortadan kaldıracağız. Ve Türkiye'nin önü açılacak. Bu çok önemli. Yani gündemimizdeki en önemli konu bu şu anda. Türkiye'nin gündeminde. AK Parti İl Başkanlığı sorunların çözümü noktasında komisyonlar kurdu. Danışma meclisi toplantılarının önemini anlatan AK Parti İl Başkanı Ahmet Özmen, ilimizin sorunlarını kısa sürede çözebilmek için komisyonlar kurduklarını belirtti. Özmen, kurdukları komisyonlar ile teşkilatın daha aktif çalışabileceğini ifade etti. İl Danışma Meclisi toplantımızın gayesi, partimizin il düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak, örnek çalışmaları duyurmak, sorunları tahlil etmek, yerel ve genel hizmetleri gözden geçirmek için danışma meclisi üyelerinin fikir ve düşüncelerini alarak yönetime katılımlarını sağlamaktır. Genel merkezimizin talimatı gereği İl Danışma Meclisi toplantılarımız bundan böyle her ay yapılacaktır. Niğde merkezde vekillerimiz, il belediye başkanımız, merkez ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız da esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Ayrıca vekillerimizle birlikte kurum ziyaretlerine katıldık. Kurumların taleplerini gözlemledik ve çözüm için gayret sarf etmekteyiz. Niğde merkezde taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bor ilçemizde vekilimiz Ömer Selvi Bey'le Bor ilçe başkanımız, Bor belediye başkanımız, gençlik kolları il başkanımız, gençlik kolları ilçe başkanımızla birlikte Bor'daki kıraathaneleri ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla hemhal olduk. Niğde'nin sorunları ve aynı zamanda Gümrük ve KOSGEB Müdürlüğü'nün daha işlevsel hale gelmesi için yapılan toplantıya milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla birlikte iştirak ettik ve verimli bir çalışma verimliliğine inandık ve çalışmalarda notlarımızı aldık, gerekli gayretleri sarf ediyoruz. İl Genel Meclis'in grup toplantısına katılarak meclis gündemindeki konuları değerlendirdik. Aylık yapılan belediye başkanları toplantısında MEDAŞ'la ilgili sorunları enine boyuna konuşarak tespit ettik. Bu sorunlarla ilgili çözüm bulabilmek için Enerji Komisyonu kurduk. Enerji Komisyonumuzun çalışmalarını rapor haline getirip Enerji Bakan Yardımcımıza ilettik. Genel merkezden aldığımız talimatları birim başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza birlikte icra etmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, yerel yönetimler seçimlerine yaklaşık bir yıl kaldı. İl, ilçe, kadın, gençlik kolları teşkilatlarımızla birlikte belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz de güçlü bir şekilde şimdiden çalışmaya başlayarak daha iyi sonuç alacağımızdan şüphem yoktur. Sizlere güveniyoruz. Gönül Elçileri Projesi Niğde'de tanıtıldı. Gönül Elçileri Projesi kapsamında Niğde Valisi Alim Barut'un eşi Miyase Barut, Grand Otel'de düzenlenen toplantıda Gönül Elçileri Projesi'nin amacına ilişkin bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığı geliştirilmesi,
toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması ve insan kaynağı ihtiyacının sağlanması amacıyla Bakanımız Sayın Fatma Şahin tarafından uygulanan ve Sayın Başbakanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde yürütülen gönül elçileri projesi hakkında bilgi vermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 19 Aralık 2012 tarihinde başlatılan bu proje tüm illerde olduğu gibi ilimizde de başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Gönül elçileri projesi için 2 yıllık bir süre öngörülmüş. Proje kademeli olarak uygulanmaktadır. İlk 6 ay içerisinde gönül elçileri projesi koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarıyla yürütülecektir. Bu projemizin amacı yuva sıcaklığı ve ana sevgisinden yoksun olan tüm çocuklar için güçlediğimiz her çocuk için bir aile hedefine ulaşmaktır. Bu hedefimize ulaşmada siz değerli hanımların varlığını yanımızda hissetmek bizlerin gücüne güç katmaktadır. Bu toplantı çocukların özlemini duydukları ailelere kavuşma yolunda bir başlangıç olacaktır. Bu açıdan bizi biz yapan insani değerleri yaşattıkça sevgiyi, şefkati, geçmişimizden aldığımız güç ve enerjiyi geleceğe taşımak için bugünden sorumluluk almak düşüncesiyle her birimizin farklı alanlarda, farklı konularda yapabileceğimiz olduğuna inanarak sizlere gönül elçileri olmaya davet ediyorum. Bu proje kapsamında yaptığımız bilgilendirme toplantıları sonucunda gönül elçileri sayımız 185 kişiye ulaştığı, sizin değerli hanımların da katkı ve destekleriyle bu sayının artacağına inanıyorum. Gönül elçilerimizin çalışmaları sonucu 16 tane koruyucu ailemiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat etmişlerdir. Bu kapsamda gönül elçileri projesinin ilimize daha anlamlı olarak benimseneceğine, siz gönül insanlarının bu projeye gönülden destek vereceğinize inanıyorum. Yeryüzünde insan varlığının devamı için belirlenmiş olan tek format ailedir. Huzurlu ve onurlu bir milletin varlığıyla sağlam bir aile yapısına bağlıdır. Anne, baba ve çocuklara göre bilgece bir tecrübeye sahip niye ve bedene müteşekkil bu kutsal yapı diğer bütün yapı ve kurumların da temeli olduğu için çok önemlidir. Bu ehemmiyetin farkında olduğumuz için asırlardan beri ayaktayız. Bizler tarih, kültür ve dini değerlerimiz doğrultusunda insana hizmeti kendimize şiar edilmiş bir ecdadın torunlarıyız. Esasında cemiyetin içerisindeki gönüllü insanları bulmak, onları NİDE, Aile ve Sosyal Politikalar, İl Müdürlüğü'nün verdiği hizmetlerle buluşturma, gönüllülerin bu hizmetlere desteğini ve katılımını sağlama projesidir. Kuruluşlarımızda anne babanın ölümü, anne babanın cezaevine girmesi, anne babanın ağır özürlü olması ve benzeri sebeplerle aile yanında bakılamayan çocukları biz kurum bakımına alıyoruz. Bu çocuklar korunmaya muhtaç çocuklar olarak bilinmektedir. SBS, YGS ve LYS'ye girecek öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi. Açı Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Hüseyin Kazan, öğrencilere ve velilere önemli uyarılarda bulundu. Kazan, kaygı ve heyecanın bulaşıcı olduğunu belirtirken, çocukların kurbanlık koyun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. SBS'de hemen gelecek sınavlar. Bunlar çok önemli. Şimdi belki şunu düşünüyorsunuz, düşünüyoruzdur. Sınava beraber gideceğiz. Hep yanında olacağız. Aman yavrum dikkat et. Bak. Bir yandan da böyle heyecanımızı belirterek ona destek olacağımızı düşünüyoruz. Oysa yanlış yapıyoruz. Kaygı ve heyecan bulaşıcıdır. Çocuklarımıza böyle heyecan verici davranışlardan uzak durmamız lazım. Hani insana böyle idama giden insanlara son günlerinde iyi davranırlar ya, onun gibi hele hele kurbanlık koyunlara
iyi besi yaparlar ya, çocukları kurbanlık koyun muamelesi yapmayalım. Doğal olalım, normal olalım. Hatta sınav yerinde kendisine yardımcı olmak için yanında giderken ne olur okul bahçesinde beklemeyin. Bütününe yakın söylüyorum, velileri okul bahçesinde bekleyen öğrencilere sormuşumdur. Anne baban sana destek vermek için geldi, okul bahçesinde bekledi. Sana yararı oldu mu? İşte yararı olmadı. Keşke orada değil de başka yerlerde olsaydı. Tamam, getirsinler, yardımcı olsunlar. Çünkü onların oradaki varlığı benim için acaba şu anda ne düşünüyorlar? Annem kaç tane Yasin okudu, babam kaç tane sigara ekledi üst üste gibi durumlar aklıma getirdikçe sınavdan kopuyorum diyen öğrenciler duydum ben. Niğde Belediyespor Pozantı Spor'u 2-0 mağlup etti. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 5. grubunda mücadele eden Niğde Belediyespor Pozantı Spor'u dün 5 Şubat stadyumunda konuk etti. Karşılaşmadan Niğde Belediyespor 2-0 galip ayrıldı. Niğde! Niğde! Haftayı 3 puanla kapatan Niğde Belediyespor Pozantı Spor karşılaşmasından sonra Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti. Başkan Akdoğan, bu takımı 3. lige çıkartmak için üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz dedi. Niğde Belediyespor'u coşkuyla destekleyen Niğde Belediyespor taraftarları ve spor severler maçın bitiminden hemen sonra Başkan Akdoğan'ı uzun süre alkışladı. Görüldüğü üzere bugün hava güzeldi, seyircimiz güzeldi, Niğde Belediyespor da güzeldi. Hak ettiğimiz şekilde sıfır Pozantı Spor'u yenerek galip gelmiş, 3 puan almış olduk. Tabii buradaki maç önemliydi bizim için ama Aksaray'da oynanan Aksaray'la Aksaray Spor'la Sarayönü Belediye Spor'un arasındaki müsabakada berabere sonuçlandı. Belediye Spor şampiyonluk yolunda bir adım da şampiyonluğa yaklaşmış oldu. Bu bakımdan bu hafta Niğde Belediye Spor için önemliydi. Ben futbolcularımızı, teknik heyeti kutluyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Onlara da hakikaten takımımıza büyük destek veriyorlar. Biz de Niğdeliler adına bu takımı üçüncüye çıkartmak için üzerimize ne düşüyorsa bunu bugüne kadar yaptık. Bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu galibiyet takımımıza, teknik heyetimize, Niğde'mize hayırlı olmasını diliyorum.
Niğde Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi hiçbir zaman eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.